Bak bak. Hadi çıkalım biz. Sen burada bekle. Eva ne olacak? Çiğdem ablayı bırakacağım. Sen burada bekle bizi. Burada bekleme, odamı çok karıştırıyor sonra. Al. Ne? Abo. Gel. Abla. Abla. Nerede Çiğdem teyze? Ses çağırıyor. Hadi gel. Tamam, hadi Çiğdem ablayı bırakalım, Eva'yı. Gel. Hadi gel. Hadi. Gel aşkım, gel gel gel. PlayStation oynayacak belki çocuk bir gidince. Keşke oynayabilse. Tamam hadi Çiğdem ablayı bırakalım seni. Tamam. Hadi. O hareket ne ya? Kabadayı gibi. Ay çok tatlı ya. Nasıl bırakacağım seni? Böyle. Yürü. Yürü. Şey. Hadi hadi. Gel. Hadi Çiğdem abla. Gel. Hadi biz hep... Tepkini böyle mi gösteriyorsun? Ördekleri yere atarak mı? Evet. Koş yakala. Seda'nın terlikleri hakkında konuşmayacak mıyız? Hayır. Çok çok çirkinler. Lütfen ayaklarını geri çevirir misin? Ya ayakkabılarımı arabada unutmuşuz. Onları alacağım diyeceğim o yüzden. Tamam. Bagajda. Ha, okey. Lan. Ölecektim aşk... aşkım. Ölecektim kapı... oğlum, böyle şey mi olur? Tamam hadi kapat. Tuşuna. Kaç kaç. Ben bir daha YouTube için herhangi bir söz vermeyeceğim. Çünkü tutamıyorum. Ne yazık ki. Olmuyor yani. Bir önceki videoda Adana'ya gidiyoruz, oradan böyle kocaman bir vlog çıkaracağım diye söz vermiştim. Ama olmadı. Hepsi Seda'nın annesinin babasının suçu. Ne alakası? Kesinlikle onlar yüzünden olmadı. Planladığımız gibi olmadı diyelim ya. Gezeriz tozarız aynen diye düşünmüştük ama yapamadık yani. Ya biz en son Mart ayında gittiğimizde baban sabah erkenden uyanıyordu. Eva'ya birazcık bakıyordu, biz de uyuyabiliyorduk yani. Ama şimdi şöyle oldu. Sabah erkenden kalkan adam bir anda öğlene kadar uyur oldu. Eva çok hareketli bir çocuk. Gerçekten çok hareketli. Ya şöyle söyleyeyim. Seda'nın birkaç yeğeni var. Bu birkaç dedi de 11 tane. Ya 11 tane yeğeni var. Bunlardan mesela Asya olanı var. Onun çok yaramaz olduğunu biliyoruz. Bütün aile biliyor. Asya çok yaramazdır vesaire. Son gittiğimizde Asya'nın annesi Gülistan yenge dedi ki abo, bu Asya'dan da fena. Yani, Asya'nın 5 katı dedi. Ya hareketli, yerinde durmuyor çocuk yani. Hiçbirimizi yerine oturtmuyor. Öyle söyleyeyim. Bu sebeple baban da haliyle yorulduğu için uyuyor numarası yapmış olabilir birkaç gün. Artık yani son gün biz Seda ile uyuyabildik. Onda da Seda attım üstlerini, alın torununuz. Alın bugün son dedi. Bugün son gün. Bir daha göremeyeceksiniz dedi. Verdi kucaklarına, döndü. Biz de böyle bir uyuduk, uyuyabildik. Sonuç olarak memleketimize döndük. Hangisi memleketimiz? Eskişehir'e. Öyle mi? Burada yaşıyorsun işte. Size birkaç sorum var. Herkes cevabını verecek. Seda'dan başlayalım. Benden başlama. Tamam, Mert'ten başlayalım. Vazgeçemeyeceğim bir şey. Vazgeçemeyeceğim bir şey. Mesela benim birkaç tahminim var seninle ilgili. Ha. Uyku. Uyku, evet. Uykudan vazgeçemem. Eva'dan vazgeçemem. Hadi oradan lan. Halamdan vazgeçemem. İnştemden. Ya bakın, yalakalıya bakıyor. Bir de Eskişehir'de. Gerçekten mi? Hayır. Aşkım buna hayır inanıyor musun? Yalan söylüyor değil mi ya? Evet. Ya eniştemden dediğinde ben ona inandım mı? Çünkü Mert beni çok seviyor. Ondan ya, seviyor işte. Ben de halam kısmında inandım yani. Mert'le bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Benden daha iyi Mert'in... ruh ikizi olabilirler. Mert'in beni çok sevdiğine inanıyorum. Evet, seviyorum. Biliyorum abi. Ya da öyle olduğunu düşünmek istiyorum. Ya da öyle sanıyorum. Yok, seviyorum. Harbi mi lan? Öyle umut ediyorsun bence. Benim daha çok seviyorsun, halanım daha çok seviyorsun. Bu da soru mu lan? Tabii ki de beni. Hayır, o daha çok beni seviyor. Hayır, alakası yok. Tabii ki de beni. Mert cevap ver. Gerçekten ya. Şimdi düşün. Vazgeçemeyeceğim 5 şey. Ailedir. Ailenin içinde siz de varsınız. Herkesi tamam kapsayayım. Aile mi bu? Ben herkesi satarım bu konuda. Kusura bakmayın ama. Aile iyidir, iyi. Ona para. Doğru benim. Ya şu devirde parasız. Peki param var mı? Yok. İşte o yüzden seviyorum. Olsa sevmem bu kadar. Ben sayayım mı aşkım? Tamam, sen say bebeğim. Sağlık kesinlikle. Aa evet. Çok korktuğum bir şey yani o benim. Başka ne var ya? Ya şey, cevap olarak hadi sen kendini falan mı bekliyorsun mesela? Ya fena olmaz da araya bir yere beni sıkıştırsan. Ne bileyim, ama ne gerek var hani yani böyle. Cevap 2,5. Ya kocam olmaz, olur ya, kocamsız da yapamam gibi bir şey. Yani, öyle bir İnsan şey diyemem. Bekliyor. Bence herkes herkessiz yapabilir yani. Hiç kimse bulunmaz Hint kumaşı değil değil mi Allah? Evet Allah'ım.
Birden de gönderme yapalım sevmediklerimize. Neyse numara yapmaya çalışıyorum ama katılıyorum Seda'ya. Hamam ortamı gerçekten böyle mi? Evet, hamam ortamı gerçekten böyle. Biz bir defa Mert'le gitmek zorunda kalmıştık. İlk buraya taşındığımızda. Bence bu hamam ortamı bu iyi bile. Bu iyi, evet. Çünkü bu Eskişehir'deki cinli hamama gitmiştik. Öyle biliniyor yani. O hamamda cinler varmış. Öyle biliniyor. Hamam dediğin ortam çok elektrikli bir yer ya. Nasıl ya? Ya hissediyorsun. Öyle bir şey var. Bence. O ne demek ya? Bir elektrik var havada. Bir de biz hafta sonu gitmiştik Mert'le birlikte. Çok kalabalıktı. İçerisi böyle amca dayı kaynıyor. Yani yaş ortalaması çok yüksek. Ve hani biz peştemali bağladık. Zaten altımızda iç çamaşır falan var, tamam mı? O kadar da soyunmadık yani. Ama bazı dayılar var. Peştemali böyle indirmiş buraya kadar, tamam mı? İncecik bağlamış burasından. Böyle derin bir yırtmaç var. Oturmuş. Böyle yıkanıyor. Çok alışık olmadığım bir ortam ya. Bunlar da altına iç çamaşır giymemiş aşkım. Harbi mi? Şeyi yapmışlar mı şeyi? Yok. Yok mu? Baktım yok. Kadınlar hamamının ortamı daha güzelmiş. Baksana sıra gecesi yapıyorlar. Sen niye şaşırdın? Sen gitmedin mi böyle? Hayır gitmedim. Cidden şu meyve tabağına gitmedin mi? Hayır hiç gitmedim. Ben o yüzden şaşırıyorum. Oha meyve tabağına bak. Seda çekilsene. Rakı masası kurmuşlar. Harbiden ha. Bir ara kadınlar hamamına gidelim Mert. Gidelim. Ben okeyim. Hamam müzesinden çıktık. Evet. Bir de oradaki görevli sanki böyle peşimize takıldı gibi hissettim. Gerçekten de takıldı bu arada. Değil mi? Böyle uzaktan böyle bakıyordu, böyle yaklaşıyordu sürekli falan. Sürekli yanımıza geliyor. Şey yapıyordu, arkadan bizi dikizliyordu böyle. Burası ne güzel ya. Eski şeylere benzemiyor mu hanlara? Bana göre bir şey var mı? Ben onlar kadın istiyorum. İçin ya. Ama yakıştı. Bana göre yüzük var mı? Yüzük istiyorum. Al, bunu senin için seçtim. Teşekkür ederim. Bunları gitar çalarken takacağım. Çıkmıyor. İşte çıkmıyor. Çıkmıyor. Dur sana daha başka güzel bir şey bulacağım. Tamam mı ya, ben bunu alayım. Ben işte tesbih al bana tesbih. Ne yüzüğü? Tesbih alalım. Gel. Ne yüzüğü? Gel bakalım. Oha bu pipo mu? Bu Hun gemisi mi bu? Aa evet. Oha inanılmaz. Seç bir tane tesbih. Alalım. Çöm. Çöm vereceğim. Çöm vereceğim. Bunu dene. Deneyelim. Ha bu yumuşak, tamam bu güzel. Çöm. Evet. Ha? At. Çek şimdi tesbihi. Salla. Oluyor mu? Bilmiyorum. Oluyor mu? Bence oluyor ya. Ha? Oluyor. Enişte bu evler de çok eski. Acaba buraların kirası kaçtan gidiyor? Tam sana göre evler. Değil mi? 100 yıllık falan. Burası ucuzdur burası. Tabii ucuzdur. Sadece boyamışlar, ne var ki? Yarın öbür gün ev sahibi gelip seni evden atabilir. Çık ben burayı müze yapacağım diyebilir yani. Dükkan sahibi hanımefendi takipçimizmiş, bizi davet etti. O sırada başka takipçiler geldi, fotoğraf çekmek istediler de. Yine dönüp Mert'e bizi çeker misin dedi. Evet ya. Artık kırılmaya başladım lütfen. Sürekli Mert'e fotoğraf çektirtiyorlar. Bence artık bunu bilerek yapıyorlar ya. Bence de kesinlikle öyle. Şimdi ahşap müzesine girdik. Sandalye koymuşlar ahşaptan. Şey gibi, IKEA gibi. IKEA'da bir ahşap müzesi sayılır mı? Bence sayılır, neden olmasın? Gördüğüm en rahatsız sandalet. Ben her topuklu ayakkabı giydiğimde hissettiğim. Yoksa burada mangal yakılıyor mu acaba? Ha yakılır. Ahşap müzesi ya, bir sürü şey var yani, yakarız. Allah'ım ya. Her sokakta farklı bir sürü müze var Eskişehir'de. Evet, bu vlog böyle müze turu gibi oldu aslında. Hoş. Burada tanıdık bir yüz var. Tarkan'ın ahtapotu. Evet, Tarkan'ın ama, tahtadan ahtapotu. Ama bu birazcık şey. Çınar ağacının kökünden yapmışlar. Evet. Öyle dediler. Biz de kör cahil gibi Tarkan'ın ahtapotu falan diye geldik. Ayıp. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Ona benziyor ama. Tesbihi verin. Al. Ver mi istedim? Şimdi bana tam paylaşmalık fotoğraf çek, tamam mı? Tamam enişte. Tam denk getir ama. Kanatlar benimmiş gibi olsun. Sen kıpırdama, ben ayarlayacağım. Ama ben çömelmek istiyorum. Bekle. Arı geldi. Kımıldama gitsin. Kımıldama gitsin. Kaçma. Kımıldama. Kımıldama. Bağırma. Bağırma. İhtar abi. Bağırma tamam. Bağırma. İhtar abi. Kafana kondu. Mert kaç. Kaç. Hep İyi beni buluyor ya. İyi misin? İyiyim. Fotoğrafımı da çekemedin. Yo çektim, bir sürü çektim. Video çektim. Harbi mi? Çektim. Okey tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Fotoğraflar için teşekkür ederim. Rica ederim. İyi az ki topuldum. Az daha seni yiyecekti ama. Evet ya, yine topulacaktım.
İşte green screen çekelim mi şöyle? Ha, yapalım. Önünde çekelim sonra şey yaparız. Ya, arkayı sileriz. Uçuyormuş gibi yap. Öyle mi uçuyorsun sen? Uçmadım ki hiç ne bileyim. Beni uçuyormuş gibi çeksene. Uçuyormuş gibi yapsana. Ha, yap bak. Evet. Bak nasıl uçulur gördün mü? Uçuyor mu? Ben Seda'yı mutluluktan uçurduğum için biliyor. Beni şey kebap yiyormuşum gibi çek. Kazım Büfe'nin önüne muzlu süt içiyormuşum gibi çek. Adana turunda yapacaktık ya bunları. Ha. Burada yapıyormuşum gibi. Yapamadığımız Adana vlogunu burada yapalım. Ne yapıyorsun şimdi? Muzlu süt içiyorum. Hayırdır oğlum, bir su koyayım lan. Sen aydın lan. Aydın oğlum. Yemek yiyelim mi? Yiyelim. Nerede yiyelim? Ayten Usta da yiyebiliriz. Orası meşhur burada. Her yerde çiğ börekçi var. Çiğ börek mi yesek buraya kadar gelmişken? Ama ben çiğ börek sevmem. Ben de sevmiyorum. O zaman Ayten'e gidelim. Ayten. Şimdi dürüstçe bir cevap vereceğim. Benim vazgeçemeyeceğim şey... Hala orada mıyız ya? Bütün Eskişehir'i gezdik. Ya güzel bir şey söyleyecektim ya. Ha tamam söyleyeyim. Söylemiyorum. Benim vazgeçebileceğim şeyleri söyleyeceğim. Sen. Ya ben ne yaptım ya? Sus. Ben tutmaç çorbası isteyeceğim. Tutmaç. Bayağı doyurucuydu. O hamurlu mamurlu bir şeydi diye hatırlıyorum. Tutmaç çorbanın sesini yapacağım şimdi sana. Bence komikti. Mert gülüyor ama sessiz gülüyor halısından korktuğu için. Utandığı için gülüyor Mert şu an. İnşallah kimse duymamıştır. Ulan, o kadar kolay vazgeçerim ki ikinizden. O kadar kolay satarım ki sizi. Sen var ya bizsiz yapamazsın. Sen bizi çok seviyorsun. Biraz seviyorum. Sen bize aşıksın artık. Biraz... Özellikle bana aşıksın. Mert'e değil de. Biraz seviyorum da şey yapmayın. Çok sen böyle. Var ya deli gibi aşıksın bana. Çok seviyorsun beni. Sen bensiz nefes alamazsın. Nefes alamazsın. Çok sıkılırsın. Hem gülüyorsunuz hem bana kendimi kötü hissettiriyorsunuz ha. Ne alakası var lan? Allah Allah. Gıcığım sizi ikinize. Ya şu tespih kaldırır mısın? En kıl olduğum şey benim ya. Çok o kadar nefret ediyorum ki. Kültürümüzle barışık ol. Ne alakası var? Bal kaymak değil mi bu? He o. Süzme yoğurt içerisine zeytinyağı koymuşlar. Ve biber doğramışlar. Balık. Hı. Bakayım çorbana. Geçiyorsun. Tutamaç. Bu akşam neydi şarkının adı? Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaç. Sen bile tutamaçsın. Yıldızlar tutamaç. Bu arada ayranını Mert tavsiye etti. Dedi ki güzel hava söyle dedi. Gerçekten güzel çok güzelmiş. Çok güzel. Evet ayranın gerçekten çok güzel. Çorbanın yanında ayran ne alaka ama güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Bana şu bakır tabakta bardakta bir şey getiriyorlar ya. Hiç hoşlanmıyorum biliyor musunuz? Niye ya? Aslında tadı onda gelir mesela ayranın. Bakır kokusu geliyor bildiğin. O, amaç o zaten. Niye ben bakır kokusunu alarak ayran içim ya? Sevmiyorum. Ben seviyorum. Ben keşke sevmiyorum. Keşke bizim evde de olsa. Alayım ben işte sana bakır bardak. Olur kardeşim al. Kahveni koyar içersin için. Şey dokunamıyor mu? Dokunamıyor mu? Eldivenle içersin artık fırın eldiveniyle. Espri mi yapıyoruz? Ben de dalga mı geçiyoruz? Dalga geçiyoruz tabii. Sen hiç demir bir metal bir şeyden sıcak seçmiyorsun. Konuşmuyorum lan sizce. Kapa şunu ya. Bizden vazgeçiyor musun hala? Vazgeçiyorum tabii. Ya benim saçım niye böyle ya? Yorumlarda da yazmışlar ya. Ne yazmışlar? Horoz savaşından mı çıktın? Bebeğim. Efendim aşkım. Şimdi eve gidince Eva'ya ne söyleyeceğiz? Şey diyeceğiz. Aşkım seni normalde götürecektik ama işte seni almıyorlardı küçük çocukları. Bir dahaki sefer biraz daha büyüyünce götüreceğiz bunu. Çok özledik seni. Sensiz hiç tadı çıkmadı buraları falan diyeceğiz. Tamam anlaştık. Şeyi ben söyleyeyim. Ama aynı yalanı söylemeyelim anlamasın. Tamam ben şey diyeyim. Ben seni çok özledim falan diyeyim. Sen de şey de. Ya seni götürecektik ama işte izin vermediler falan dersin. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. El sallayın lan. Oğlum araba sürüyorum. Elime vurdum tuvala. Sallar bir kere. biz geldik. Gördün mü Eva? Anne ile baba geldi. Biz seni ya. Çok özledik biliyor musun? Biz seni çok özledik. Seni de götürecektik de normalde şimdi gideceğimiz yerlere götüremiyoruz. Çocuklar almıyorlar. Seni hiç al... Dinlemiyor kimse. Ne bakmıyor. Seda o krepten ikisini de bitirdik. Çorbayı da içirdim. Özlemedin mi? Afiyet olsun tosunum. Ne yaptın Çiğdem ablanla? Eğlendin mi? Evet. Çizim yapmışsın duydum ben. Evet. Boşu yeşil şeyi boyamayı seviyorum. Ben şey yapmadım. Çok yaşa. Çok yaşa.